Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle geldiğiniz için, bu röportajı bizimle gerçekleştirdiğiniz için bizler size çok teşekkür ediyoruz. Milli Güreş'in kevakideleri doğrultusunda bir röportaj yapacağımız için, Kağıthane halkıyla bizi buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Muhsin Çift kimdir? Tabii Muhsin Çift 1985, Trabzon Maçka doğumlu. Aslen Sürmene Köprübaşılı bir kardeşimiziz. Tabii ilk ve orta öğretimimizi İstanbul Emniyet Evler'de tamamladık. Akabinde meslek bölümüne geçtik. Mobilyacı atölyemiz var. Birkaç işte uluslararası şirkette ufak ortaklıklarımız var. İlk 1994 yılında Milli Görüş Teşkilatları'na katıldık. Kağıthane'de tabii Milli Gençlik Vakfı'nda Kur'an öğretmeni olarak Kur'an kursunu okuduğumuz dönemde eğitim vermeye başladık. Akabinde Milli Gençlik Vakıflarından sonra Anadolu Gençlik Derneği'nde çalıştık. Tabii seçim dönemlerinde ilk Refah Partisi Harman Tepe Mahallesi Gençlik Kolları olarak aktif olarak 13 yaşında çalışmaya başladık. Akabinde Harman Tepe Saadet Partisi Mahalle Başkanlığı ve 2012 yılına kadar Saadet Partisi Yönetim Kurulu'nda bulunduk. Akabinde işte 2012 yılında rahmetli Erbakan hocamın vefatından sonra bir ara vermek durumunda kaldık. Yeniden Milli Görüş'ün ilke vakidelerini arazide tatbik edebileceğini düşündüğümüz rahmetli Erbakan hocamca, tabiri caizse Erbakanca bir duruş sergilediği için kıymetli liderimiz Fatih Erbakan'ın izinde ve yolunda Milli Görüş ilke vakideleri doğrultusunda çalışma arzusuyla başladık. İlk Kağıthane yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Başkanı olarak görev aldık. 6 ay sonunda İstanbul Siyasi İşler 2. Bölge Başkanlığı'na, oradan STK ve Halkla İlişkiler Marmara Komisyonu Başkanlığı'na atandık. Tabii o dönemde Kağıthane'de bir değişim olduğu için genel merkezden Kağıthane İlçe Başkanı olarak atandık. İnşallah 15 Temmuz'da, 15 Ekim'de kongremizi yapacağız. Yerel seçimlere hazırlanmış olacağız. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli başkanım, gördüğüm kadarıyla hayatınız Kağıthane'de geçti. Peki kısa bir süre önce görevi devraldınız. Bir kısa sürede Kağıthane'ye neler kattınız, neler yaptınız? Kağıthane ilçe teşkilatını nasıl buldunuz? Tabii Kağıthane ilçe teşkilatı belli dinamikleri olan bir teşkilattı. Teşkilat hafızasını güçlendirmek birinci önceliğimiz oldu. Gençlik teşkilatımızla, hanım teşkilatımızla bütün mahallelerde 22 cadde ve 111 sokakta olacak şekilde teşkilatımızı örgütlüyoruz. 65 okulda okul sorumluluğumuzu atamış durumdayız. 950 sandığımız var. 950 sandığımızı sandık müşahidi olarak sadece seçim zamanı değil, seçimden önce bu sandık baş müşahitlerimiz o sandıkta oy kullananlara yeniden Refah Partisi'nin parti vizyonu ve misyonunu anlatacak şekilde eğitimlerini yapma gayretindeyiz. Yaklaşan yerel seçimler içinde, geçmiş milletvekili seçimlerinde de bu çalışmaları yapma gayreti içerisinde oldu. Tabii ilçe binamız Çeliktepe'deydi. Yoğun baskılar ve mevcut toplantı salonuna sığmamamız nedeniyle Kağıthane merkeze taşındık. Tabii burayı Kağıthane merkeze taşırken 6 ay yer aradı. Bu 6 ay yer aramamızın sebebi Kağıthane'nin jeopolitik konumu olarak işte 550 bin nüfus, 16 kilometre karelik yer olması sebebiyle çok bir meydanı yoktu. Tabii Kağıthane meydanında yer bulmak da zor. Mevcut yeri ancak işte bulabildik. İnşallah burada yerel seçimleri yürütüp Milli Görüş'ün ilk ara seçimlerde 92'de belediyeyi aldığı gibi yeniden belediyeyi alıp bayrağı tabiri caizse düştüğü yerden kaldırmak istiyoruz inşallah. Başkanım, 15 Ekim'de bir kongreniz var, kongre süreciniz var. Tek aday mı çıkacak, tek aday mısınız? Kağıthane halkını davet ediyor musunuz? Bu konuda bir açıklama rica edebilir miyim? Tabii, çok teşekkür ederiz. Tabii temayiller, bizde temayil üzerinde yürütüldü iş. Temayiller noktasında başka bir aday ismi önerilmedi hiç yönetimimiz tarafından. Ve delegasyonda şu anda işte 20 gün var. İkinci bir adayın çıkması söz konusu değil. Tabii çıkabilir de, yarışabilir sorun değil ama tabii Milli Görüş'ün kevakilerinde prensipler gereği tabii her zaman temayille çıkılır. Temayil sonrası kongre yapılır.
Kağıthane halkını inşallah tabii biz de kongremizde aramızda görmek istiyoruz. Kongremiz aynı zamanda yerel seçim stratejimizin bir kısmını açıklayacağımız bir yer olacaktır. İnşallah bu coşkuya, bu heyecana, yeniden şahlanışa bütün Kağıthane halkını davet ediyoruz. Kıymetli Başkanım, Kağıthane'li olduğunuzu söylemiştiniz. Evet. Bu şey. Kağıthane'de gördüğünüz eksikler nelerdir? Mesela Kağıthane'de şu olsa daha iyi olur diyebileceğiniz nelerdir? Veya şöyle anlatayım, Kağıthane Belediyesi'ni aldınız. Yapacağınız ilk işler nelerdir mesela? Ben senin için oy vereyim. Yani bana oy vermemin sebebini söyler misin lütfen? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii az önce de belirttiğimiz gibi 400 bin, 450 bin nüfus, 16 kilometre kare, çok sıkışık bir bölge. Tabii Türkiye'nin işte en büyük problemi nedir diye soracak olursanız herhalde bugünümüz ekonomi derler. Ama biz tabii bunun biraz da deprem kuşağında olduğumuz için deprem olduğunu düşünüyoruz. Kağıthane'de daha iyi yaşanabilir bir alan inşa etmek bizim hayalimiz. Belki çok mega, çok büyük bir hayal gibi gözükse de biraz daha yerleşimlerin doğal olduğu, 130 bine yakın iş yerinin var olduğu ve kendi nüfusu dışında çevre ilçelerin de trafiğinin yoğunluğunu çektiği bir yer bu noktada. Tabii birinci önceliğimiz bu trafiğin azaltılması, insanların daha huzurlu ve mutlu yaşam standartlarıyla yaşayabileceği bir alan olması gerekir. Bunun için de ne yapmanız gerekir? Öncelikli olarak bir toplu konut hayalimiz var, inşa etme hayalimiz var. Bir rezerv alan oluşturmak istiyoruz bir bölgede. Mahallelerimizi yıkıp kentsel dönüşümlerini rantsal olarak değil, tamamen vatandaşı önceleyen, bizim zamanımız, bizim çocukluk zamanımızda olduğu gibi güvenli bir şekilde sokaklarında Erbakan hocamın çizgisinde. Evet, olduğu gibi bir şey yapmak istiyoruz. Tabii rahmetli Erbakan hocam herhalde 80 yılında bir geliyor veya da 92'lerin tam hatırlamıyorum. Başak konutlarının mevcut yerini göstererek diyor ki buralara toplu konut olması gerekiyor. Kağıthane'nin yerine baktığınız zaman bugün neresi diye konuşacak olursak tartışmasız Hamidiye Mahallesi çıkar ödülene. İstanbul'un en iyi yaşanabilecek yerine baktığınız zaman da ilçe bazında Başakşehir çıkar. Bunların ikisi de Milli Görüş Belediyeciliği'nin ortaya koyduğu vizyondur. Tabii bu bir kişinin, bir şahsının hasır bir şey değildir. Milli Görüş ilkelerinde bir kişinin tek adamı yoktur. Bir ekip ve bir komisyon işi vardır. Komisyonlar, mühendisler, işte peyzaj mühendislerimiz olsun, inşaat mühendislerimiz olsun, kent planlayıcılarımız olsun. Bu planlar üzerinde tabii çalışmakta, bütün ilçeler ve beldeler için çalışmakta. Aynı şekilde, aynı azimle, kararlılıkla inşallah bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Kıymetli Başkanım, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Önümüzde çok daha güzel günler var. Seçim döneminde mutlaka birlikte olacağız. Ama şunu gördüm ki çok donanımlı ve hazır sizi gördüm. Sizi önceki tebrik ediyorum. İlçe Başkanınız hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. Biz de bu vesileyle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Tabii bu fikirlerimiz ve projelerimiz bir ekip çalışmasıdır. Bu donanımı bize sağlayan Milli Görüş teşkilatlarında yetişmemiz olmamıştır. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.